Biraz Newman iz düşümü çizme alıştırması yapalım mı ne dersiniz? Hedefimiz bu bileşikteki C2-C3 bağına yani ikinci ve üçüncü karbon arasındaki bağa yukarıdan bakmak ve en kararlı konformasyonu çizmek. Karbonlarımızı numaralandıralım. Bu karbon bir numaralı karbonumuz. Bu iki numaralı, bu üç numaralı ve bu da dört numaralı karbonumuz. C2, C3 bağına işte buradaki bağa yukarıdan bakalım. Gözümüzü bu eksene yerleştireceğiz. Şu şekilde çizelim. Gözümüzü buraya koyacağız. İkinci karbonla üçüncü karbona yukarıdan bakacağız ve gördüklerimizi çizeceğiz. Hedefimiz en kararlı konformasyonu çizmek. Önceki videolardan bunun çapraz konformasyon olacağını biliyoruz birkaç çapraz konformasyon çizeceğiz ve ardından hangisinin en düşük enerjili yani kararlı olduğunu seçeceğiz. Burada birinci karbonumuz var. Burada ise bize dönük hidrojeni bulunan ikinci karbon var. Ve bir de düzlemde bizden uzaklaşan bir metil grubu var. Üçüncü karbona bağlı olan ve bize dönük olan bir metil grubu var. Ve bizden uzaklaşan hidrojen grubu var. Burada ise dördüncü karbonumuz bulunuyor. Görevimiz C2-C3 bağına yukarıdan bakıp Newman iz düşümlerini çizmek. Döndürüyorum. C2-C3 bağına yukarıdan bakıyoruz. Burada Newman iz düşümünü görebiliyoruz. Bu birlişinin çapraz konformasyonu. Bir başka çapraz konformasyon elde etmek için öndeki karbonu döndürüp arkadaki karbonu sabit tutabilirim. Bu bize başka bir çapraz konformasyon verir. Tekrar yapabilirim. Öndeki karbonu döndürerek bir başka muhtemel çapraz konformasyon elde edebilirim. Önceki görüntüde buradaki C2-C3 bağına yukarıdan bakmıştık. Gözümüzü buraya yerleştirip bileşiğin muhtemel çapraz konformasyonlarını bulmuştuk. Ancak Newman iz düşümünü model kullanmadan çizebilmek de önemlidir. Şimdi bunu yapalım. Buradaki 2 numaralı karbona bakıyoruz. Newman iz düşümümüz bir nokta ile temsil ediliyor. Buraya bir nokta çiziyorum. Yukarı ve sağa doğru dönük olan bir hidrojen var. Gözümüz buradaysa bu perspektiften hidrojen yukarı ve sağa doğru gidecektir. Onu hemen şuraya çizelim. Yukarı ve sola doğru dönük olan bir metil grubu var. Yukarı ve sola CH3 çizelim. Son olarak doğrudan aşağı inen bir başka metil grubu var. Buraya da aşağı doğru inen bir CH3 çizelim. Üçüncü karbona gelince ki kendisini burada maviyle gösteriyorum. Gözümüz burada olduğu için onu göremeyiz. Ancak ikinci karbon olduğu için görüş engelleniyor. Fakat Newman iz düşümünde bunu bir çemberle temsil edebiliriz. Buradaki çember 3 numaralı karbonu temsil ediyor. Bu karbona neler bağlı? Doğrudan yukarı giden bir metil grubu var. Gözümüz burada olduğu için bu metil grubu yukarı doğru dönük olur. Yukarı doğru giden bir CH3 çizelim aşağı ve sağa doğru giden bir başka CH3 var. Ardından aşağı ve sola doğru giden bir hidrojenimiz var. İşte burada çapraz konformasyonun Newman iz düşümünü görüyorsunuz. Sonra bir başka çapraz konformasyon elde etmek için öndeki karbonu çevirdik ve arkadaki karbonu sabit bıraktık. Şimdi bunu yapalım. Arkadaki karbonu sabit bırakalım. Bu metil grubunu alıp bu konuma kadar çevireceğiz. Bunu yaptığımızda bu hidrojen buradaki konuma gelir. Ve son olarak bu metil grubu buradaki konuma gelir. Arkadaki karbon hala sabit. Onu kastetmek için bir çember çizelim. CH3 yine aynı yerde kalır. Aynı yerde kalan diğer CH3 ve hidrojen de buradalar. Kısacası öndeki karbonu döndürdük ve durum bu oldu. Öndeki ve arkadaki karbonu çevirmek aslında çok fark etmez. Fakat şimdi ön karbonumuzdaki grupları çizelim. İkinci karbon burada. Mor renkli metil grubunu da buraya doğru hareket ettirdik. Bu metil grubunu çizelim. Bu metil grubu buraya geldi. Sonra mavi hidrojen buraya geldi. Newman iz düşümü üzerinde mavi renkteki hidrojeni buraya çizebiliriz. Son olarak buradaki kırmızı metil grubu buradaki konuma geldi. Şimdi elimizde bir başka çapraz konformasyon var. Son çapraz konformasyonumuz için de aynı şeyi yapacağız. Mor renkli metil grubunu alıp buraya gelecek şekilde döndüreceğiz. Bu da buradaki hidrojenin bu konuma geçmesine sebep olacak. Buradaki kırmızı metil grubuysa bu konuma gelecek. Arkadaki karbonu sabit bırakıyoruz. Bunu çember olarak çizelim. Yine CH3'ü yerleştirelim. Diğer CH3 ve hidrojen de burada. Bunlar hareket etmiyor. Mor renkli metil grubuysa artık aşağı doğru iniyor. İşte mor renkli metil grubu. Hidrojen bu konuma geldi ve son olarak kırmızı metil grubuysa bu konuma geldi. Önümüzde çapraz konformasyonlarımız var. Yukarıdaki Newman iz düşümlerini videoda gördüklerimizle kıyaslayarak kontrol edebiliriz. Çapraz konformasyonlar burada. Bunlar videodan aldığımız görüntüler. Çizdiğimiz Newman iz düşümleriyle uyumlu olduklarını görebilirsiniz. Son olarak bu üçünden en kararlı olanı seçmemiz gerekiyor. En kararlı konformasyon sizce hangisi? Açıklamaya geçmeden önce mavi kullanalım istiyorum. Hemen maviyi alalım. Evet. Burada olduğu gibi birbirinden 60 derece ayrı duran iki metil grubu olduğunda buna goş etkileşimi diyoruz. Burada metil-metil-goş etkileşimi var. Bütan konformasyon analizi videomuzda mol başına 3,8 kilojüllük enerji maliyeti olan bir Goş etkileşimi görmüştük. Buradaki Goş etkileşimi için mol başına 3,8 kilojül diyebiliriz. Burada bir başka Goş etkileşimi daha var. Burası için de mol başına 3,8 kilojül. Burada da Goş etkileşimi var. Yani bu konformasyonda toplamda 3 Goş etkileşimi var. Toplamda 11,4 ediyor. Toplam mol başına enerji maliyeti 11,4 kilojul eder. Çünkü 3,8 çarpı 3 yaptık. Peki ya bu konformasyon? Bu kısımda da gauche etkileşimi var. İşte böyle gösterebiliriz. Yine elimizde 3 gauche etkileşimi var. Bu konformasyon içinde toplam mol başına enerji maliyeti 11,4 kilojoule eder. Peki ya ilk konformasyonumuz? Burada bir goş etkileşimi var. Yani mol başına 3,8 kJ. Ayrıca burada da goş etkileşimi var. Bu konformasyonda yalnızca 2 goş etkileşimi var. Bu da toplamda mol başına 7,6 kJ sonucunu verir. Ve bu 3'ü arasında en düşük enerjili olandır. Yani en kararlı konformasyondur. B bölümünde ise hedefimiz en az kararlı konformasyonu çizmek. En az kararlı konformasyonun en yüksek enerjiye sahip olan olduğunu biliyoruz. Modelleri alıp çapraz konformasyondan çakışık konformasyona geçelim ve videoya giderek olabilecek tüm çakışık konformasyonlara bakalım. Biri en az kararlı olacaktır. Evet. Burada çapraz konformasyonla başlıyoruz. Biraz döndürürsek çakışık konformasyon elde ediyoruz. Arkadaki bağları görebilmeniz için biraz yamuk bırakıyorum. Tekrar döndürüyorum ve bir başka çakışık konformasyon elde ediyorum. Yana döndüğümüzde metil gruplarının birbirine çok yakın olduğunu görebilirsiniz. Bu sterik engel konformasyonu kararsızlaştıracaktır. Bu çakışık konformasyona geri dönecek olursak tekrar döndürelim. Son çakışık konformasyona erişiyoruz. Videodan aldığımız çakışık konformasyon görüntülerini görüyorsunuz. Hedefimiz en az kararlı olanını seçmek. Fakat alıştırma olsun diye hepsinin Newman iz düşümünü çizmeye çalışacağız. Soldakiyle başlayalım. İkinci karbona bakıyoruz. Bunu nokta ile gösterebiliriz. Buna bağlı olan ve yukarı doğru çıkan bir metil grubu var. Bunu biraz sağ tarafa çizdim. Çünkü arkada olup bitenleri görmemiz gerekiyor. Aşağı ve sağa doğru giden bir de hidrojenimiz var. Sağ aşağı doğru giden karbon-hidrojen bağını şöyle çizelim. Buradaysa bir başka metil grubu var. Sola doğru CH3 çiziyoruz. Arkadaki karbonu göremesek de çemberle temsil ediyoruz. İşte arkadaki karbon yani C3. Peki C3 ile neler bağ yapmış? Farklı bir renk kullanalım. Umarım arkada C3'e bağlı metil grubunu görebiliyorsunuzdur. Bunu kırmızı ile çizelim. Ardından burada bir başka metil grubu var. Bunu da çizelim. CH3 Buradaysa bir hidrojen var. Bu çakışık konformasyon için Newman iz düşümünü çizmiş olduk. Bir sonraki çakışık konformasyona geçelim. İkinci karbona yani C2'ye bakıyoruz. Buradaki nokta onu temsil ediyor. Yukarı ve biraz sağa doğru giden bir metil grubu olduğunu görebiliyoruz. İşte CH3 bu tarafa doğru gidiyor. Aşağı doğru inen de bir CH3 var. Sola doğru giden bir hidrojenimiz var. Arkada ise üçüncü karbonumuz var. Videolarda arkadaki karbonu sabit bıraktık. O sebeple değişiklik yok. Arkadaki metil grubunu görebilirsiniz. Yine CH3. Ardından sağa doğru giden bir metil grubu da var ve bir CH3 daha. Burada ise sola doğru giden bir hidrojen var. Bu konformasyonun Newman iz düşümünü de çizmiş olduk. Soldakinden sağdakine geçmek için ön karbonu döndürmüştük. Hangi karbonun hangisi olduğunu göstereyim. Bu metil grubunu alıp bu tarafa doğru çevirirseniz bu mor renkli metil grubu bu metil grubuna dönüşür. Buradaki mavi hidrojen bu konuma gelir. Yani sağdaki bu hidrojene dönüşür. Son olarak buradaki yeşil metil grubu da bu konuma gelir. Bu buradaki metil grubudur. Buradaki son çakışık konformasyon için ikinci karbona yani C2'ye bakıyoruz. Buraya C2'yi çizelim. Yukarı ve hafif sağa doğru giden bir hidrojenimiz var aşağı doğru inen bir metil grubu var. Bu CH3'ü çizelim. Bu yöne giden bir metil grubu yani bir CH3 daha var. Arka karbonu çizelim. İşte CH3'ümüz burada. Tekrarlayalım. Arka karbon sabit kaldığı için bir şey değişmedi. O zaman yine burada yukarı çıkan bir metil grubu yani CH3 olacak. Bir metil grubu da bu yöne gidecek. Bu yöne giden bir de hidrojen olacak bu konformasyondan bu konformasyona gidişi gösteriyorsak yine morla başlayacağız. Mor renkli metil grubu bu tarafa doğru geldi. Burada gördüğünüz CH3 oldu. Mavi hidrojen bu konuma geldi. İşte burada görüyorsunuz. Son olarak yeşil renkteki metil grubu bu tarafa geldi. Şimdi elimizde çakışık konformasyonlarımız var. Bunları birer birer analiz edelim ve hangisinin en yüksek enerjiye sahip olduğunu tespit edelim. Buradaki ilk Newman iz düşümüyle başlayalım. Metil grubu ve hidrojen çakışıyor. Önceki videolardan bunun enerji maliyetinin mol başına 6 kilojül olduğunu biliyoruz. Burada hidrojen ve metil grubunun çakıştığı bir başka durum var. Ve bu da mol başına 6 kilojül olur. Son olarak burada bir metil grubu başka bir metil grubuyla çakışıyor. Bunun da mol başına 11 kilojül olduğunu biliyoruz. Bu çakışık konformasyon için toplam enerji maliyeti mol başına 23 kilojüldür. Bunu yazalım. Mol başına 23 kilojül. Sağdakine geçelim. Gördüğünüz gibi aynısı. Bir metil grubu bir hidrojenle çakışıyor. Bu 6 eder. Yine bir metil grubu bir hidrojenle çakışıyor. Bu da 6 eder. Burada bir metil grubu bir metil grubuyla çakışıyor. Yani 11 eder. Burası da toplamda mol başına 23 kilojül etti değil mi? Ortadakine bakacak olursak durum biraz farklı. Birbiriyle çakışan bir hidrojen çifti var. Bunun mol başına 4 kilojül olduğunu görmüştük. Burada bir metil grubu bir hidrojenle çakışıyor ki bu 11 eder. Ardından yine bir metil grubunun bir metil grubuyla çakıştığını görüyoruz. Bu da bize yine 11 verir. Peki 11 artı 11 artı 4 kaç eder? Toplamda mol başına 26 kilojül eder. Demek ki en yüksek enerji bu konformasyonda. Bu da onu en kararsız ve en az kararlı konformasyon yapar. Farkındaysanız bu metil gruplarının boşlukta birbirine en yakın olduğu konformasyon. Bu nispeten büyük metil grupları bu konformasyonun kararlılığını bozmuştur diye de düşünebilirsiniz. Bu nedenle büyük grupları birbirinden mümkün olduğunca ayrı tutmak gerekir.